Mucize Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere MT45Z'ye elektromanyetik vibrasyon test cihazını tanıtacağız. Cihazımız iki parçadan oluşmaktadır. Sağ taraftaki parçamız kontrol paneli, sol taraftaki ise titreşim masamız oluşmaktadır. Arasında soketli bir kablo bağlantısıyla kablo bağlantımızı basit bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Cihazımız oldukça hafiftir. Kullanım oldukça basittir. Şimdi ilk önce ekranımızı sizlere tanıtalım. Daha sonrasında ise bir yerde test başlatıp titreşimi gözlemleyelim. Evet, şimdi ilk olarak kumanda panelimizi inceleyeceğiz. Kumanda panelimizin üstünde ya da TMI'miz, dokunmatik ekranımız bulunmaktadır. Grafiği almamız için bir adet USB çıkışımız bulunmaktadır. Dikey ve yatay genlikleri ayarlamak için iki adet ayar tuş düğmemiz bulunmaktadır. Ve en altta ise cihazı ulaşmak için Power On-Off tuşumuz bulunmaktadır. Şimdi Power düğmesine basalım. Cihazımız açılsın. Şu an yüklemesini de gerçekleştirdi cihazımız ve açılan ekranımız geldi. Ekranımız geldikten sonra görüyorsunuz. Zaten üst tarafta bir adet grafiğimiz mevcut. Bu grafik cihaz çalıştıkça ki değişimleri birazdan siz de videoda izleyeceksiniz. Bizim burada kullanacağımız alanlar setup, kaç hertz ayarlarsak o hertz'te cihazımız çalışacak. Şöyle üstüne bastığımız takdirde 0 ile 600 arasındaki hertz değerini ben cihazıma buradan girebiliyorum. Buradan çıkıyorum. Alttaki direkte direction, yani yatay mı dikey mi sallantıda bulunsun özelliği var cihazımda. Burada vertical ya da level seçeneğini seçerek cihazımın sallantı yönünü de ayarlayabiliyorum. Sağ taraftaki bölüme geçersek, buradaki bölümlerde export, fix, swap, program, time bölümlerimiz bulunmaktadır ve en aşağıda run tuşumuz bulunmaktadır. Burada grafiğimiz olduğu zaman USB bölümüne USB taktıktan sonra export dediğimiz takdirde grafiğimizi belleğimiz ile alabiliyoruz. Sonrasında ki modumuz ise fix mod. Fix mod, bir tane değer ayarlıyoruz. Yataydan dikeyden titreşim vereceğini cihazımızın ayarlıyoruz. Ve run tuşuna bastığımızda cihazımız o hertz'de titreşim yapıyor. Ve sadece o hertz'de çalışıyor. Yani başka herhangi bir hertz'de çalışmıyor. Sadece o hertz'de sürekli olarak siz stop diyene kadar çalışıyor. İkinci modumuz swap modu. Yani super modu da diyebiliriz. Bu da şöyle bir mod. Diyorum ki ben cihazıma sıfırdan başla 50 hertz'e kadar 0.2 saniyede 1 Hz arttırarak sürekli 50 Hz'e kadar çık ya da 200 Hz diyorum. 200 Hz'e kadar çık diyorum. Bunu mesela ben 40 Hz'den 100 Hz'e kadar çık da diyebilirim. Sonrasında ise bu baş taraftan da kaç saniyede 1 Hz arttırsın. Buna göre ben buraya 2 saniyede 1 de 1 Hz arttıra diyebilirim. Ya da daha düşük hertzlerde de hertz arttır diyebilirim. Yine aynı şekilde alt taraftan da dikey mi, yatay mı titreşim yapacağını cihazıma söyleyebilirim. Diğer modumuz size program modu. Program modumda burada 7 adet te kadar benim programlayabildiğim yer bulunmaktadır. Bu nasıl çalışıyor? Ben burada ayarlamışım ilk iki program kısmını. Demişim ki 100 hertzde 1 dakika boyunca vertical olarak çalış. Daha sonrasında ise 1 dakika bittikten sonra ise 50 Hz'de 5 dakika boyunca çalış. Sonrasında yine değiştirmek istersem 200 Hz'de 20 dakika boyunca çalış. Bu şekilde cihazımı programlayabiliyorum. 7 adet de bölümüm var. Cihazımı bu şekilde programladığım takdirde cihaz 1 dakika boyunca 100 Hz'de çalışacak. 1 dakika bitiminde 5 dakika boyunca 50 Hz'de. Daha sonrasında ise 20 dakika boyunca 200 Hz'de cihazın vertikal olarak çalışacaktır. İşte ikinci numara 1'de de mesela level, yani yatay olarak cihaz çalışacak. Program kısmı da bu şekilde. Burada cihazın Amplitude modu ve ACC modu bu. Cihazımda çalışan bir özellik. Bu cihazım benim manuel olan cihazım. Daha üst modellerimde tamamen otomatik olan cihazlarım da mevcuttur.
Bu cihazım benim. Manuel olan cihazım. Burada ben genliği eğer vertical modda çalıştırıyorsam buradan knob'umu ya da düğmemi sağa çevirdiğim takdirde genliğim en yüksek değere gelecektir. Sola çevirdiğim halde ise genliğim en düşük hale gelecektir ve komple kapanacaktır. Horizontal modda ise yani level modda ise bunu en sağa çevirdiğimde en yüksek moda gelecektir. En sola çevirdiğimde ise en düşük moduna geri dönecektir. Şimdi size kısaca bir şey de göstermek istiyorum. Mesela Swap modu aldım. Hem burada bir grafiğimizi izleyelim. Hem de nasıl bir görüntü çıkacağını birlikte görelim. Şimdi cihazımız yanımızda. Daha hızlı olması için ben şunu hemen 50'ye çekiyorum. Burada da 0 nokta yani yarım saniyede bir hertz artsın. Bunu istiyorum. Biraz ses olabilir şu anda çünkü cihazımı başlatacağım ve arkadaki tablonda titremeye başlayacak. Bunu daha geniş bir çerçeveden de size göstereceğim. Dediğim gibi burada şu anda ilk amacım ekranda oluşan grafiği size gösterebilmek. Grafiğimin alt tarafı zamanı, sol taraftaki yukarı tarafa çıkan kısım ise hertz'i bana belirtmektedir. Şimdi 50 ile 100 hertz arası çalışması için cihazımı run tuşuna basıyorum. Cihazda çalışmak için emin misin diye bana soru soruyor. Ben de evet emin diyorum. Şu taraftan da cihazın dediğim gibi genliğini arttırdım. Sesi de şu anda arttı zaten duyuyorsunuzdur siz de. Bakın sol üst tarafta cihazımın hertz'inin yavaş yavaş arttığını görebiliyorsunuz. 79, 80, 81, 83, 86, 87, 89. Evet yukarı doğru arttı. 100'e kadar çıktı. Şimdi 100'den de yine aynı hızda 50'ye kadar azalacak. Grafikte sağ tarafta gördüğünüz gibi en uçta şu anda oluşuyor. Evet. Kadar geri düştü. Grafiğimde bir çatı oluştu zaten görüntülediniz. Şimdi tekrardan 50'den 100'e kadar çıkacak. Bu böyle. Biz durduğuna kadar cihazımız ekranımız uyku moduna geçiyor. Bu şekilde bakın gördüğünüz gibi. Arttı 50'den 100'e çıktı. 100'den geri 50'ye indi. Şimdi tekrardan 100'e doğru çıkıyor. Grafiğimde de ben bunu görüntüleyebiliyorum. Şimdi fix modda ben cihazımı swap moddaki cihazımı durduruyorum. Fix moda geçiyorum. Dediğim gibi fix modda da sabit şekilde benim cihazım çalışıyor. Bunu da 120 Hz olarak düşünelim. Ve şu anda cihazımı başlattığım takdirde bu sefer level olarak çalıştıralım cihazımızı. Run'a bastığım zaman ve şu anda duyduğunuzu düşünüyorum. Cihazım şu anda titreşiyor. Ve ekranda da şu anda fix modda olduğum için burada bir grafikte değişim görmeyeceğim. Sadece düz bir çubuk burada bizi izleyecek. Grafikte de bunu görebiliyorsunuz. Aynı şekilde stopluyorum. Cihazımı daha düşük bir hertz ayarlıyorum. Run diyorum. Şu an grafik bir anda zaten aşağı doğru bir pik yaptı ve 20 Hz'de çalışmaya devam ediyor. Bunu da şu anda durdurdum. Program kısmı dediğimiz gibi biz kendimiz programlıyoruz. Onu burada bize anlatıyor. Şimdi size ekranda anlatabileceklerim bu kadar. Örnek bir swap programı çalıştıralım. Ekranımızın anlatımını gerçekleştirdik. Şimdi tablomuzu anlatacağız. Tablomuzun üzerine tabii ki bir numune koyacaksınız test etmek için. Sallantı bir vibrasyon cihazı olduğu için cihaz bir süre sonra aşağı düşebilir. Bunu da tabii ki sabitlememiz gerekiyor. Bunun için de cihazımın üzerinde benim gösterdiğim yerlerde bakın deliklerimiz mevcut. Bu deliklere kancalarımızı direk olarak vidalı olarak yüksekliğini de ayarlayarak takabilirsiniz. Altındaki kelebek somun ile buraya kancamızı kontrol yaparak sabitleyebilirsiniz. Daha üstüne de karşısına tabii ki bir adet takmamız gerekiyor ki araya bir bant gibi sabitleyici bir şey atabilelim.
Buraya da bir adet kancamızı vida deliğine takıyorum. Ve bunu da kelebek somunu, kontur somunu olarak kullanarak buraya sabitliyorum. Cihazımızın yanında biz 8 adet kanca veriyoruz. 2 adet ise bağlantı kemeri veriyoruz. Bağlantı kemerlerimiz ise lastikli. Şu şekilde bağlantı kemerlerimiz mevcut. Bunları siz isteğinize göre şekillendirerek kullanabilirsiniz. Burada ben bir kancamı buraya takarak, bir kancamı ise buraya takarak dediğim gibi dediğim şekilde buralara kendi cihazımı sabitlemem için kullanabilirim. Mesela ben şu anda şöyle bir şekilde bir durum düşünürsek, mesela şu araya bir cihaz koyup üstüne bunu bastırtabilirim. Dediğim gibi yani bir adet daha var. Onu da bu şekilde çapraz attığımı düşünürsek cihazım burada sabit bir şekilde ortada kalacaktır. Ve vibrasyonu da bu şekilde engellemeyecektir. Burada lastik bir yapıya sahiptir zaten. İstediğiniz gibi rahatça işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Kumanda panelinin ben başına geçeceğim. Bir üstüne bir adet numune koyacağım. Siz de aslında burada sadece sallantıyı göreceksiniz. İlk olarak bir adet LED koyduk numune olarak. Şimdi numunemizi 40 Hz ile 100 Hz arasında 0.5 saniye hızlarını arttırarak frekansımızı çalıştıracağız. Cihazımızı şu anda run tuşuna basıyorum. Şu an 50 Hz'de. Tabii ki frekans arttıkça ses iyice azalacak, bizim hissedemediğimiz bir yerlere gelecek. Şu an 75, 80, bunun sesi iyice azaldı, 89, cihazın belki ses değişimini duyabiliyorsunuzdur. Şu an 100 Hz'e geldi, şu an tekrardan 100 Hz'den 40 Hz'e kadar düşecek. Şu anda vertical modda bir test yapıyoruz. Şu an 80'e tekrar düştü. Numunelerden sesler gelmeye başladı. Şimdi şu anda genliği oldukça fazla cihazımın. Üstüne aslında yük bindirdikçe benim genliğimi arttırmam gerekiyor. Aslında şu an üstünde yük yok. Cihazım bu arada 60 kiloya kadar olan numunelerimizi test etmek için uygundur. Bunu da belirtiyorum. Şu anda vertical test yaptık. Bir de level olarak yani horizontal olarak bir test başlatalım. Şu an cihazımı durdurdum. Tekrardan başlıyorum. Numunemden şöyle ortaya çekelim. Şu an testi başlattım. Yine 40'tan başladı, 100'e kadar çıkacak. Sonra tekrardan düşecek. Şu an titreşimi biz elimizle de hissedebiliyoruz. Titriyor cihazımız. Kadar çıktı. Şu anda tekrardan 40'a kadar geri düşecek cihazımız. Burada 40'a düşmek üzere. Her çıkıyor. Düşük test, düşük hertzle de yapalım. Atıyorum 5 hertzle 20 hertzle ayarlayayım cihazımı. Şeyin daha fazla titreştiğini göreceğiz. Çünkü yüksek hertzleri daha az algılayabiliyoruz. Daha hızlı olduğu için. 5 hertzle 20 hertz arasını birer saniye artsın diye ben cihazımı ayarladım. Şimdi cihazın sallantısını bile kamerada görüntüleyebiliyoruz net olarak. Şu an 10 hertzle 14 Hz'de, 15 Hz'de. İlmeye kadar çıktı. Şu anda da geri gözümüzde algılayabileceği seviyelere kadar.
zaten indi. 5Hz, 9Hz, 7Hz, 6Hz, 5Hz'e kadar düştü. İşte bu testi vertikal olarak yapalım. Tekrardan testi başlatıyorum. Bu yukarı aşağı şu anda bir hareket yapıyor. Numaramı da zıplatıyor zaten. Kadar attı. Şimdi geri aşağı kadar. Evet, testimi durduruyorum. Bugün sizlere MT45Z'ye elektromanyetik vibrasyon test cihazı inceledik. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.